Sevgili arkadaşlar, bu videoda size genellikle seansların veya böyle kısa süreli terapilerin veya seminerlerin neden işe yaramadığını, insanları neden hayal kırıklığına uğrattığını bilimsel olarak tahtada göstereceğim sevgili arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de hayal kırıklığına uğramadan, boşa zaman harcamadan böyle kısa süreli seansların dışında arzulanan hedefe nasıl ulaşacağını siz de öğrenecek, göreceksiniz ve hayatınıza yansıtacaksınız. O yüzden önceden bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla da paylaşırsanız memnun olurum. Aynı zamanda abone olursanız da YouTube'da daha fazla görünür de oluruz ve daha fazla insanlara yardımcı oluruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi iyi odaklanın. Bu enlem insanın bilgi düzeyini gösteriyor. Şu gördüğünüz kısım da sonuç. Yani başarı oranı. Şimdi arkadaşlar, insanlar genellikle çabuk sonuç almak istiyorlar değil mi? Arzulanan hedefe çok hızlı varmak istiyorlar. Yani şuraya çok hızlı varmak istiyorlar. Genellikle etrafta uzman diye geçinen, hani bu ben bu konuda sana yardımcı olurum diyenler, ben seni buraya götürürüm ve çok hızlı bir şekilde oraya çıkarırım diyorlar değil mi? Şöyle örnek verelim. Kişi 120 kilo, 80 kiloya inmek istiyor. Uzman gibi görünen, uzman olmayan bir diyetisyen düşünün. Diyor ki ben seni 120 kilodan 80 kiloya bir ayda indiririm diyor değil mi? Ona sihirli değnek veriyor bir çeşit ve birden o kişide arzuladığı sonuç oluyor. Veya şöyle bir örnek verelim. Kişi, danışan bir uzmana gidiyor değil mi? Uzman kılıklı birisinin yanına gidiyor. Diyor ki benim hedefim buraya gitmek. Ne yapayım? Diyor ki 2 seansa gideceksin veya 3 seansa gideceksin. Ben seni oraya çıkarırım diyor. Evet, biraz şu kısımda biraz bilgi veriyor. Burası bilgi düzeyi sevgili arkadaşlar. Bu kadar bilgi veriyor ve şuradan bir başlıyorlar. Bu bilgiyle arzuladığı hedefe götürüyor. Ve parasını alıyor uzman denen kişi ve onu bırakıyor artık. 2 seans sonra veya 3 seans sonra bırakıyor sevgili arkadaşlar. Veya kişiye diyor ki sen bir haftalık eğitime katılacaksın. Ben sana evrenden istemeyi öğreteceğim diyor. Ve ona şu kadar bilgi vererek kişiyi az bir bilgiyle o arzuladığı hedefe götürüyor. Şimdi önemli olan noktaya gelelim. Sevgili arkadaşlar, kişide bu kadar bilgi var, bu kadar irade var, bu kadar disiplin var. Tam antrenman olmamış, pişmemiş kişi, evet, çok hızlı bir şekilde placebo efektiyle beraber kişi bu arzuladığı hedefe ulaşıyor. Ama bilgisi az, iradesi az ve o yeni kazandığı davranışlar alışkanlık haline gelmediği için, daha çok toy olduğu için ve pişmiş olmadığı için kişi serbest bırakıldığı zaman, yani bir hafta seminerden sonra tamam diyorlar, güle güle evine gidebilirsin diyorlar ve onu takip etmiyorlar. Genellikle %99 bu şekilde oluyor. Kişi kendi başına kalıyor. Elinden tutan yok ve bir boşluğa düşüyor sevgili arkadaşlar. Tekrar eski haline, yani şu eski başlangıç noktasına tekrar geliyor sevgili arkadaşlar. Ve bu bölgenin adı hayal kırıklığı vadisi. Hayal kırıklığı vadisi. Sevgili arkadaşlar, işte biraz önce size bu videonun başında da söylediğim gibi genellikle seanslar, seminerler işe yaramıyor. Kısa sürede tekrar kişi eski haline geliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Hayal kırıklığı vadisi. Bu sefer yaşam sevinci kalmıyor. Ben arzuladığım hedefe aslında varmıştım. Fakat tekrar eski halime geldim. Veya 120 kilodan 80 kiloya düştüm. Fakat yine 120 kiloya çıktım diyor değil mi? Genellikle bunlar size yabancı gelmiyordur. Herkesin böyle tanıdığı veya hayatında yaşadığı konular vardır. Bu şekilde insanlar hayal kırıklığına uğruyor. O yüzden genellikle seanslar, kısa süreli terapiler veya bir haftalık, iki haftalık seminerler işe yaramıyor. Peki, doğrusu ne? Doğrusu şu sevgili arkadaşlar.
Şimdi şu gördüğünüz bilgi düzeyi. Bilgi düzeyi artması lazım kişide. Yani bu bilgiyle bu kadar hedefine ulaşabiliyor. Kişiyi buradan alıp o kişiye bilgi yükleyerek başarısı bakın artıyor. Şu gördüğünüz gibi zaman ilerledikçe, bilgi düzeyi arttıkça, inişli çıkışlı tabii arzuladığı hedefe ulaşmak için yeni kazandığı davranışları alışkanlık haline getirerek, bakın çok önemli, yeni kazandığı davranışları alışkanlık getirmek için belli bir bilgi düzeyi yüklemeniz gerekiyor kişiye. Bununla beraber zaman ilerlemesi gerekiyor. Yani davranışı alışkanlık haline getirmek için psikologlar 21 gün diyorlar. İslamiyet'te bu erbain çıkarma 40-41 gün sevgili arkadaşlar. Sünnet olan ise 66 gün sevgili arkadaşlar. 66 günde yükselterek bilgiyi, davranışları alışkanlık haline getirerek kalıcı bir şekilde şu düzeye geliyor sevgili arkadaşlar. İstediği, o arzuladığı, o hedef vardı ya, işte oraya neyle geliyormuş kişi? 66 gün en az davranışları alışkanlık haline getirerek, yani tekrarlayarak, bilgi düzeyini yükselterek iradesini, istikrarını, disiplinini ve sebat etmeyi o kişiye öğreterek sevgili arkadaşlar gerçek sonuç alınıyor. Yani kişinin kilosu fazlaydı. Sonra azıcık bir bilgi sahibi oldu. Bir iki hipnoz terapisine gitti. Ne oldu? 120 kilodan 80'e düştü. Yani arzuladığı hedefe hipnozla ulaştı. Fakat az bir bilgi olduğu için, istikrar olmadığı için, disiplin olmadığı için, gayret olmadığı için, gayret yüklenmediği için ve 21 günden az olduğu için, yani kısa süreli seanslar veya seminerler olduğu için tekrar kişi 120 kiloya çıkıyor. Öyle değil mi? Peki doğrusu neymiş? Kişiye kalıcı bir şekilde, yani arzuladığı o 80 kilo var ya, 120 kilodan gayret göstererek adım adım, emin adımlarla hedefine götürmek gerekiyor. Yani kalıcı olması lazım. Herkesin istediği şey nedir? Kalıcı değişiklik. Geçici değişiklik ne yapar? İnsanı hayal kırıklığına uğratır. Hayal kırıklığına uğrayan bir insanda ümitsizliğe düşer. Eskisinden daha kötü hale gelir. Burada bu videoda size kader gayrete aşıktır mentalitesini anlatmaya çalışıyorum. Yani belli bir zaman gerekiyor, belli bir gayret gerekiyor, belli bir yolda ilerlemeniz gerekiyor yeni kazandığınız davranışı alışkanlık haline getirebilmek için. Kalıcı olması için en az 66 gün bir çalışma gerekiyor sevgili arkadaşlar. Hayal kırıklıklarına, ümitsizliğe düşmemek için, yani şu hayal kırıklığı vadisine düşmemek için, dibe inmemek için bu yapılması lazım. Gerçek, kalıcı değişimler için çözümler ürettik ve biz bunu yıllardan beri yapıyoruz. Uzun süreden beri bu şekilde gördüğünüz gibi emin adımlarla, bakın emin adımlarla, sağlam adımlarla bu şekilde kişiyi hedefine götürüyoruz. Ona çareyi öğreterek çaresizlikten kurtulmasına vesile oluyoruz. Yani öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak için çareyi yüklemek gerekiyor, bilgiyi yüklemek gerekiyor. Ona istikrar, ona disiplin, ona hızlı karar verme özellikleri, ona sabır, sebat öğretiyoruz, gösteriyoruz ve uygulatıyoruz. Antrenman yapıyor, bir çeşit antrenman yapıyor ve arzuladığı hedef neyse, sadece bir hedef olsun. Örneğin ticaret yapıyorsa kazancını iki katını arttırmak istiyor. Öyle örnek verelim. Biz ona 66 gün içerisinde nasıl kazancını arttıracağını gösteriyoruz. Bunu yaptıktan sonra, sadece parasal konuda bir çalışma yaptıktan sonra nasıl yürüdüğünü bildiği için, emin adımlarla hedefe nasıl ulaştığını bildiği için o yöntemi sağlığında da kullanabiliyor veya aile huzurunu arttırmada da kullanabiliyor. Yani bu formülü, bu gördüğünüz formülü hayatının 5 bölümünde kullanabiliyor. Daha önceden kazancını da kullanıyordu. Şimdi sağlığını güçlendirmekle alakalı kullanabiliyor. Çünkü o formülü her yerde kullanabiliyorsunuz veya aile huzurunu arttırma veya iletişimini güçlendirme, insanlarla daha iyi iletişim kurmak için mesela bu formülü kullanabiliyor veya
kendi özgüvenini ve öz saygısını, öz değerini arttırmak için kullanabiliyor. Bununla beraber beşinci adım ne? Kendi mesleğinde daha başarılı kariyer yapabilmek için de bu formülü, şu gördüğünüz formülü tutuyor, orada kullanıyor ve arzuladığı gerçekten kalıcı başarıya ulaşıyor sevgili arkadaşlar. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda hep yardımcı olduk ve onları kalıcı bir şekilde arzuladığı hedeflere Allah'ın izniyle ulaştırdık. Nasıl oraya ulaşacağını ona adım adım gösterdik. İlk önce ayak bağının ne olduğunu, engellerin ne olduğunu ve o insanın içindeki potansiyelin ne olduğunu bularak, yani ön analiz yaparak, onu testten geçirerek, eksik olan kısımları ona nasıl tamamlayacağını göstererek, bakın 6 yaşında çocuğa gösterdiği gibi gösteriyoruz, kişinin başarılı olmama durumu yok. Yani başarısı Allah'ın izniyle %99 oluyor ve eksiklerini tamamlayarak, potansiyelini kullanarak, emin adımlarla şu gördüğünüz formüle göre hangi hedefi olursa olsun oraya ulaşıyor. Bunlarla alakalı size o kadar video yaptık ki YouTube'da izleyebilirsiniz. Yani arzuladığı hedefe, başarıya ulaşan binlerce insan var. Onların Instagram'da veya YouTube'da videoları var veya yazıları var. Onları okuyabilirsiniz. Herkes başarabilir. Bakın, herkes başarabilir. Bunun için ne gerekiyor? Harekete geçmek gerekiyor. Yani karar verip, şimdi bu videonun sonunda karar verip ben de başarılı olmak istiyorum Allah'ın izniyle. Bunun için harekete geçmem lazım, adım atmam lazım, kendimi geliştirmem lazım ve bunun için de sağlam, doğru adımlar atmam gerekiyor. Yani böyle kısa süreli seanslar veya kısa süreli seminerlerle değil, gerçekten kalıcı bir şekilde en az 66 günlük programa katılıp Allah'ın izniyle hedefime ben de ulaşabilirim demen lazım. Bu kararınızdan sonra siz de yapabilirsiniz. Ama ben tek başına yapamam hocam. Bana bir mentor lazım, bir öğretmen gerek. Bana o yolculukta yardımcı olacak bir rehber lazım diyorsanız, o zaman size de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime girebilirsiniz. Peki bizimle nasıl iletişime girebiliyorsunuz? Bizimle iletişime girmenin bir yolu var sevgili arkadaşlar. O da bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun. Formu samimi bir şekilde dolduruyorsun. Çünkü doldururken bile test oluyorsunuz, analiz oluyorsunuz. Dolayısıyla samimi doldurun. Doldurduktan sonra bizim arkadaşlar size zaten telefonla ulaşıyorlar. Benimle ön görüşme, birebir ön görüşme yapabilmeniz için size randevu veriyorlar sevgili arkadaşlar. O ön görüşmede de sizinle beraber oturuyoruz. Arzulanan hedefiniz ne olduğunu beraber belirliyoruz. Oraya nasıl varacağınızı, ayak bağlarınızın neler olduğunu, engellerin ne olduğunu, bunlardan nasıl kurtulup, içinizdeki o aslanı nasıl uyandırıp hedefinize ulaşacağınızı 6 yaşında çocuğa anlatır gibi anlatıyorum ve binlerce insan arzuladığı hedefe ulaştı. Siz de ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurup gönderin. Hoşça kalın efendim.